Akşama Doğru İnsanlar dünyanın çok farklı coğrafyalarında birbirinden farklı kültürel etkiler altında bulunsalar bile ortak bazı özelliklere sahip galiba sevgili Çok derin konulardan söz ediyor değiliz. Gayet basit fakat yaygın bir duygumuzdan söz ediyoruz. Bu da ünlü pazartesi sendromu. Siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyoruz ama pazartesiler bizim işimizde, iş alanımızda dostlara kavuşmanın yollarından birisi. Bu nedenle söz konusu sendrom stüdyomuzdan içeriye adımını atamıyor efendim. Ümit ediyoruz bu durum sizin açınızdan da böyledir. Ne de olsa gün akşama kavuşmak üzere ve söz konusu gerilimlerde yavaş yavaş bizi terk edip gitmekte. Biz sizi elimizden geldiği kadar bu program süresince iyi ağırlayarak durumu olumlu yönde etkilemeye çalışacağız. Program yapımcınız Asuman Ayhan, yayın yapım yardımcınız Deniz Koçak, teknik yapımcınız Ayhan Taşçı ve spikeriniz Sevtap Yasa'dan oluşan Akşama Doğru Ailesi adına ailemizin sizlerle birlikte çok daha güçlü ve çok daha genişlemiş olduğu duygusu içerisindeyiz. İstiyoruz ki bunu somut olarak da hayata geçirelim. Şöyle elinize telefonunuzu alın, arayın, sesinizi sesimize katın. İşte numaraları. Çift 090 312 463 34 19. Çift 090 312 463 34 21. Belge geçerimizse çift 090 312 463 33 55 numarasını taşıyor. Evet bir araya geldik. Güzellikler daima kutlanır ve dünyanın neresine giderseniz gidin, eğlenmekle, mutlu olmakla, neşelenmekle müzik arasında bir ilişki kurulur. Gezsen Anadolu'yu Efendim türküler bizi Anadolu'da mekan düzeyinde gezdirir. Ama tarihe baktığımız zaman derinlemesine, e, türümüzü en çok engelleyen ikinci boyut üzerinde zaman olgusunu yenmek üzere bir yolculuk gerçekleştirir. Bunun için de yardıma ihtiyacımız olur. Şu anda o yardıma sahibiz. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doktor Tulga Albustandoğlu burada çünkü. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk, Kesinler. teşekkürler. Şimdi biz daha önce de konuşurken o ünlü kent devletlerimiz hakkında e, paylaştığımız bu güzel yurt üzerinde sık sık Berga, e, Bergamon sözü geçti galiba değil mi? Evet, çok önemli e, tarihi bölgelerden kentlerden biri olsa gerek. Bergama hem kent olarak çok önemli hem de bir krallık olarak çok önemli İki özelliğiyle ön plana çıkıyor. Nereden bahsediyoruz? İzmir'in bugün Şirin bir ilçesi olan Bergama'dan antik ismiyle Pergamon'dan. Pergamon. Pergamon'da Anadolu'nun yerli dili içinde yer alan bir isim esasında Hititçeden geliyor. Kayalığın üstündeki yer anlamında, yüksekteki yer anlamında kullanılan bir sözcük. Aslında ee, ne ilginç. O dillerin hepsi şimdi kaybolup gidiyor. Kimse konuşmuyor. Ama Allah'tan bir şeylere isim veriyorlar da. Evet, şimdi he. Hititçe bir sözcük söylüyoruz mesela. Çok hoş. Bir de hemen sevgili dinleyenlere bir yayından bahsedeyim. Bilge Umar'ın, Profesör Doktor Bilge Umar'ın bir yayını var. Türkiye'deki tarihsel adlar diye. Hemen hemen tüm kentlerin, kasabaların hatta köylerin bile isimlerinin, kökenlerinin nereden geldiğini araştırmış ve bunda bir kitap Çok yayınlamış. Ilginç. Hani merak eden de olursa bu kitabı da önermek istiyorum. Türkiye'deki evet. tarihsel adlar diye Bilge Umar'ın. Bergama önemli bir kent hem de krallık birçok özelliğiyle ön plana çıkıyor. Mesela dünyanın en önemli yani ilk çağ açısından kütüphane binalarından birisi Bergama'da. Güzel. Biz Buradaki genel... insanlar okumayı seviyorlar. Şimdi. Çok Öncelikle seviyorlar. Öncelikle bunu anladık. Evet. <laughs> Özellikle kralları yani idarecileri kentteki zenginlik ve refah paralel olarak bu tür imkanları kentin gelişiminde daima kullanmışlar. Çok enteresandır. Bergama'nın ön plana çıkmasının sebebi hep İskender'den bahsediyoruz ama İskender evet. Anadolu'ya ama ekşimi kabul edelim sizin idolünüz yani evet, İskender İskender, <laughs> İskender Anadolu'ya evet. damgasını vurmuş bir kişilik ben programlarda değinmeye çalışıyorum İskender'den sonra büyük bir e, maddi güç var ve bu tabi e, generaller arasında ne? Persleri, İran e, ve e, tabi e, Mısırı bilinen coğrafya içerisindeki işte Çin sınırına kadar dayanan tüm bölgeyi ele geçirdiği için hatta Sırf e, Gavgamelada Perslerle yaptığı savaş sonucunda elde ettiği ganimet bugünün parasıyla 60 milyon dolar. Yani çevirdiğimiz 60 milyon yani dolar yani bu gibi. savaş e, bazı insanların yatırım yaptıkları bir şeymiş o zaman da demek ki. Evet, Tarihte değişmezler var. değişmezler var. Yani bütün savaşların esasında çıkış nedeni ekonomik. Yani Tabii. bunu kesinlikle ortaya hiç koymak kıssız. gerekiyor. Tabii İskender'den sonra bir e, e, varisi olmadığı için bu Paylaştırılıyor generaller arasında. İskender'in ve... varisi olmaması da ilginç bir konu. Hep buna değinilir. Yani annesinin çok telaşlandığı e, gibi böyle pasajlar, söylenceler vesaire tevatürler vardır ortalıklarda. Yani sonuç olarak İskenderin e, oğlu, çocukları vesairesi mi yok? Esasında var. Dört kere evlendiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi resmi bir evlilik Roxan adında evet. bir bayanla ve ondan da yine kendi ismini taşıyan bir oğlu var. Dördüncü İskender olarak geçen. Ama tabii ölümünden sonra Makedonya'daki hasımları İskender'in tüm varislerini Ortadan kaldırmak için hem çocuğunu hem de karısını öldürüyorlar. O yüzden hani bilinen ki... en azından evet. elimizde böyle bir belge yok. Mutlaka vardır. Çünkü Marco Polo İskender'in Kafkaslardaki varislerinden bahseder. Yani İskender'in İlginç. soyundan geldiğini. Canını kurtarmak isteyen de yok benim babam o değildi diyor herhalde. <laughs> evet. Yani böylece sonuç olarak tarihi anlamda yok varis en azından. İşte Bergama'daki Lusimahos denen generallerinden birisi bu hazineyi alıyor büyük bir bölümünü. Anadolu'ya getiriyor ve Bergama kentinde saklıyor. İşte Bergama kentinin Anadolu'da önemli bir kent ve krallık olarak ortaya çıkmasının asıl nedeni budur. Evet. Yani, yani zenginseniz bazı şeyler kolay oluyor sonuç evet. olarak. Ama krallar da yani idareciler de başta olan yöneticiler de bu hazineyi kentin refahı için harcamışlar. Mesela evet. biraz önce değindiğim gibi çok büyük bir kütüphane binası var ki. Evet. İskenderiye Kütüphanesine ha, bir yerde evet. rakip olabilecek bir Şimdi İskenderiye Kütüphanesi denildiği zaman dünyadaki kitap severler için bir yürek acısı. Ee, yıllarca tartışıldı kim yaktı kim yaktı İskenderiye Kütüphanesini. Oradaki bilgilerin bir bölümünün bugün kimileri keşfedilmemiş bazı verilere ait olduğu söylentileri bile yayıldı. Evet. Hatta, Hala gelemedik bulamadık o bilgileri denildi. Ee, ...şey yayınların yani kitapların... ...diyelim oldukça fazla olduğundan bahsedilir. Tabi birazcık... E, ...abartılı rakamlardır. Hani 250 bin civarında... ...kitap hani bunlar... ...çok fazla düşündüğümüzde... Ama de, yarısı olsa. Yarısı olsa ama Bergama'da... ...en az İskenderiye'ye kadar önemli bir... E, ...kütüphane kuruyor. E, ve İskenderiye... ...Bergama'nın bu kadar önemli bir... ...kütüphane kurmasını hazmedemiyor. Tabi İskenderiye'nin de en önemli özelliklerinden ve, biri yani. Ve... E, Papyrus kağıdını çünkü o dönemde en önemli e, belge e, yani bunların yazılı olanların korunması için papyrus kağıdı onlara yazılıyor. Mısır'da mı yapılıyor? Mısır'da He. yapılıyor. Papyrus bitkisinden yapılıyor. Ve Bergama'ya papyrus gönderimini durduruyor Mısır firavunları. Aa, çok ilginç. Bu. Ve Bergama bu sebepten dolayı ikinci Evmenis yanlış hatırlamıyorsam e, diyor ki bana öyle bir kağıt bulun ki e, ben devam edebileyim yani kütüphanemin kimseye oluşan, muhtaç kimseye olmadan bu muhtaç bağımsızlık olmadan hep devam önemlidir. Edelim. Ve parşömen denilen, bergamakağıdı anlamına gelen bir sözcüktür parşömen. <laughs> e, Oğlak derisine yapılan ve bugün bile halen yani siz işte 30-40 yıllık bir sayfaya baktığınızda bazen yazıyı bile sararır, okumakta sararır, yok işte olur. Hani yazıyı bile okumakta güçlük çekersiniz. Öyle bir kodek sistemi oluşturmuşlar ki yani bugün bizim hani bayağı sayfaları çevirerek hmm. baktığımız kitaplar gibi bunu ortaya koyuyorlar. Çok önemli bir sistemdir. Yani evet. o dönem için hani bugün bilgisayar neyse parşömen kağıdının Bergama krallığı tarafından ortaya konmuş olması da en az yani dünya tarihi içerisinde çok önemlidir ama fakat oğlaklar bu işten pek memnun değildir. Ondan <laughs> evet. eminim. Oralarda pek gezmiyor olabilirler. Evet. Ee, peki şimdi bu söylediğinizden öyle anlıyorum ki Kitaplar kalmış yani bazılarını araştırmacılar görmek, dokunmak, bakmak şansına sahip olmuşlar. Ne kadarı kurtulmuştur sizce? Tabii çok Dubai'den. önemli bir kesim bir de şunu söyleyelim Bergama'da bulunan eserlerin büyük bir kısmı maalesef 1800'lü yılların sonlarına doğru 90'lar civarında Almanya'ya götürülüyor. Kaçırılmıyor bunu da hemen belirtelim burada yanlış bir intiba uyanıyor. Bizden genelde kaçırılan çok fazla eser yok. Evet. Hediye edilen, götürülen padişah hmm. mesela hediye etmiş. Demiş ki Bergama Zeus altarını alın. Hatta masraflarını da karşılamak üzere Almanlara ki bugün Bergama Zeus'un yerinde yoktur. Almanya'da Berlin'de Bergamon Museum adında, Bergama Müzesi adında bir müze vardır. Fakat Tamamen... ne olursa olsun etik olarak e, ait olduğu coğrafya tam değeri bilinmemiş olabilir. Bakış açısı değişmiş olabilir. Yaklaşım farklılaşmış olabilir. E, işte o dönemde hükümdarlar o topraklardaki mülk kavramı var tabii, işte her şeyin tabii. sahibi olarak kabul ediliyordu. Ama hani zaman geçiyor ve bakış açısı değişiyor. Bugün ben diyebilirim ki hayır benim de orada hakkım var ve ben gitmesini istemiyorum. Yani e, bu yeni etik esasında iade edilmesi gerekir. Ahlaken ama kimse etmiyor tabii. Tabii ona ederlerse Batı'nın tüm müzeleri boşalacağı için böyle bir yola gitmeyi tercih evet. edeceklerini pek sanmıyorum. En evet. son örnek Carnazenes'inde oldu. Tabii. Yani Carnazenes'inde. Çok zor alındı. Tabii yani evet. Metropolitan evet. Müzesi'nden. Bergama başka bir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Çok fazla özelliği var. Ee, en önemli yine ilk çağın tedavi merkezlerinden birisi. Bergama'da Çok yer alıyor iyi şey. ve Bergama'nın 18 kilometre yakınında İvrindi yolu üstünde yeni bir ...kazı yeri daha var... ...Alyanoy adında... ...Paşa Ilıcası diye geçiyor... ...bunun da en az Bergama'daki... ...sağlık merkezi, tedavi merkezi kadar... ...önemli olduğunu bugün araştırmacılar söylüyor... ...maalesef... ...Alyanoy kenti de bugün... ...Yortanlı Barajı'nın suları altında kalacak... ...hatta evet, işte çok büyük yes bir destek bu. var... ...Avrupa'dan, Türkiye'den ama... ...bakalım nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz ama... ...en az Bergama kadar önemli bir kent daha... ...inşallah baraj suları altında kalmaz... ...evet... Ee, gerçekten insanın altına imzasını atası geliyor. Peki e, uygulanan tedavi yöntemleri hakkındaki bilgiler bu günümüze ulaşan kitapların arasında biraz yer alıyor mu? Ee, bahsediyorlar. Asklepion adı verilen Asklepion sağlık tanrısı hatta kız kardeşi vardır. Bugün hijyen dediğimiz. Hijyen. Higea. Higea olarak adlandırılır. mıyız? <laughs> Hiç <gülüyor> durmadan elimizi yıkıyoruz. Evet. <laughs> Onun yüzünden. Kız kardeşinin ismi de hijyenle birlikte. Asklepion üç önemli kentte. Biri Bodrum'un hemen karşısındaki İstanki Odası'nda Kosta, biri Yunanistan'da, kıta Yunanistan'da Epidavros'ta ve en önemlisi Bergama'da. Ama. En önemli en. sağlık tedavi merkezi e, Bergama'da. Hatta Romalıların çok e, bugün bile kullanılan literatüre girmiş bir sözcüğü vardır. Bütün termallerin, hamamların üstünde bu yazıyı görürsünüz. SPA, S.P.A. dediğimiz evet. Samus Per Aquam yani şu meşhur taşlar şimdi hani <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> e, şey sözcüğü su hayattan e, su hayattır veya işte hayat sudur gibi evet, e, bir sözcük bunu bütün termallere koymuşlar. Bir şey demek ki hani ünlü arke tartışmaları vardır ya hani evreni oluşturan dört ana e, element, element vardır <laughs> der, der onlar değil mi demek ki Bergama suyu seçmiş <laughs> Evet su. sudur. Ve evet. bugün bile halen esasında hem Bergama'da hem de Dikili'de 23 kilometre uzaklıkta evet. e, Dikili kaplıcaları var. Bugün de halen oldukça önemli ve kullanılan kaplıcaların başında geliyor. Yani o antik gelenek bugün de bölgede devam ediyor esasında. Peki. Şimdi anlamakta güçlük çektiğim bir nokta var. Yine mi ulus toplum mantığıyla bakıyoruz o yüzden yanılıyoruz. Pergamon sözcüğünün e, Hitit dilinden geldiğini söylediniz. Oysa işte İskender'in Makedonyalı olduğunu biliyoruz ve generalleri de dolayısıyla işte insana herhalde Makedonyalıdır diye geliyor. Bir Makedonyalı'nın kuruduğu bir kentin adı niçin Hititçe? E, o ismi koruyorlar esasında. Enteresandır. E, diğer kurulan kentler, ileriki programlarda ona değinmeye çalışacağım çok bir parça. Bu göçlerle ilgili. Sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Çok, çok ilgilisiniz. Çok, evet, e, inşallah, merak, çok kendi merakınız da var. Bergama'nın böyle bir özelliği var. Yani bir de kıyıdan çok uzakta bir kent. Yani 90 kilometre kadar içeride kalıyor esasında. Yani İzmir'e 113 kilometre. Neden bu kadar... Liman kıy kenti de hani değil, liman değil yani. Kenti değil. Niye böyle bir şey yapmışlar? Halbuki limanlar değerlidir çok o zaman. Çok enteresan. İşte biraz önce söylediğimiz o özelliklerinden hani diğer kentlerin özelliklerini geçerek biraz daha ön plana gelmesini bu şekilde sağlamış esasında. Ve... Enteresandır. Diğer kentlerin isimleri değişirken, dediğiniz gibi yani Makedonyalı e, Suvariler Ticaret var, yani... bağlantısı nedir Bergama'nın? Çok fazla ticaret bağlantısı yok. Tamamen bir kültürel merkez olarak. Ondan. Çünkü e, ticari kentler genelde değil mi liman? Evet. Hepsi çünkü var, baktığınızda değil. mutlaka denize bağlantısı var ama Bergama'nın yok. Yok. Bu kadar e, kıyıdan uzakta bir kentin hem kültür de kültürel... kenti Tamamen kültür, kültür kenti gibi, kültür ve sanat gibi. kenti. Evet. Bergama öyle. Ve enteresandır gelen tüm idareciler. Bunu uygulamışlar. Yani biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor ama hani bu misyon, bu gelenek hiç değişmemiş Bergama'da. Ve onu devam ettirmişler. Hani Bergama'da halen böyle bir kültürel sanatsal devinim evet. bugün de hani Söylenebilir belki birçok alanda ama tabi antik dönemde oldukça fazlaymış. E, şimdi şu ünlü Altar'dan biraz söz edelim. Bir de bugün Bergama'da ne ölçüde gelen gezmek isteyen insanlara yardım sunulabiliyor. Bugünkü koşullardan e, kısaca söz edelim. E, Altar nasıl gitti önce? <laughs> e, herhalde tabi Osmanlı ekonomik şartlarını da düşünmek gerekiyor. Belki e, kaçırılmıyor çünkü biraz önce söylediğim gibi hediye ediliyor. E ama Almanlara. ekonomik şartlarsa o zaman hediye etmek yerine satmak mı lazım? İşte yani o anda tabii Almanlar Almanlarla çok yakın ilişkiler var biliyorsunuz. Yani işte Tarih nedir? Ee, 1880'ler o civarda. Yani yani daha Mustafa Kemal doğmamış. Tabii, tabii, Doğumuna tabii, bir tabii, yıl var. Tabii. Hani ünlü savaş eşiği de değil bu. Değil, değil. Yani ondan çok daha önce. Ve hani e, tabii Almanlarla bir yerde bu bağlantı iyi geçinmenin bir e, simgesi olması gerekiyor. ödül olması gerekiyor. Herhalde işte e, bizim bakış açımız işte nasıl olsa bir taş. Yani bunu vermemizin ne gibi bir, bir de biraz e, zarar... daha Batı'ya ait bir şey gibi görüyoruz. biz mutlaka, Herhalde o zaman. Mutlaka. Yani zaten onların kültürü e, buyurun. Filan de gibi. bir şey olmaz evet. gibi. Ama muhteşem bir eseri. Bugün çünkü Bergama'da kültürel ve sanatsal etkinlikleri merkezi dedik dönemin. Heykeltıraşlık merkezi Bergama. Müthiş Müthişmiş. bir heykeltıraşlık okulu var. Ber Hatta bugün de literatüre geçmiştir. Bergama ekolü deniyor. Evet. O Bergama Zeus altarının üstündeki frizlerdeki Galatlarla Bergamalar arasındaki evet. savaşı canlandırır. Tanrılarla gigantlar yani gigantlar. devlerle Tanrılar arasındaki savaştır. Şey olarak teorik olarak ama esasında Galatlarla veya kentlerle Bergamalar arasındaki savaşı canlandırmaktadır. Ve baktığınızda müthiş heykeller. Evet. Yani o kabartmalar bugün bile insan hayranlıkla. Yani Berlin'e gittiğimizde. Tabii bunu görebiliyoruz maalesef Bergama'ya gittiğinizde sadece biz turistlere bakın Bergama Zeus altarından kalan sadece altı evet. tane basamağı görebiliyorsunuz diyoruz bir o... koşu Berlin'e diyorsunuz <laughs> Evet ee, yani. belki sevgili yurttaşlarımız bizim adımıza gidip Berlin'de bulunanlar şimdi seslendiğimiz yurttaşlarımızın bir bölümü de tabii Berlin'de evet. bir kez daha bu program sonrasında e, memleket kokusu almak için gidip altarı koklayabilirsiniz efendim o buralardan gitti biliniz bizim Ege'mizin kokusu var üzerinde. Evet, evet. Tabii onun gibi gönderilen birçok eser daha var yani Anadolu'dan. Yani birçok müzede. Biz buna başlı başına izimde. bir bölüm ayıralım. Türkiye'den evet. giden eserler <laughs> nerelerde, hangi koşullarda gitti, şans var mı, yok mu? Bu açıdan bakılmak gerekiyor. Şimdi evet, ekranında bir yazı beliriyor. Asuman Hanım'dan geliyor fakat öyle zannediyorum ki tahmin ettim devamını. Müzede asla Türkiye'den geldi diye bir yazı yok. Sadece ya e, Minor evet. deniyor. E, Küçük Aslında Asya. bu birçok konuda böyle. Yani kent adı belirtiliyor, dönem belirtiliyor. Fakat Türkiye sözcüğü ağza alınmıyor. En azından bunu protesto edebiliriz diye düşünüyorum. İşte geçen haftalarda Troya'dan bahsederken onu söylemiştim. Yunanistan'daki kentleri bahsederken mutlaka yanına Yunanistan, Greece ibaresini koyuyor. Troya kentine geldiğinde hiçbir şey yok. Müzelerde de böyle. Ya East Greek diyorlar ya da Asia Minor diyorlar. Evet. Yani Küçük Asya veya Doğu Yunanistan. Doğu Yunanistan neresi? Türkiye'nin batı kıyıları esasında. Ama nedense... E vallahi Doğu Yunanistan mı yoksa orası Batı Türkiye mi? Yani bunlar göreli şeyler yoruma i̇şte... açık. Buna kapı açarsanız yani siyasi harita burada çiğnenirse kültürel anlamda o zaman çok yanlış, çirkin, kötü ve uluslararası ilişkilerin nezaketine uymayan yerlere gidebilir. Evet Bir karşı hak doğurur çünkü. Ki işte Lidya hazineleri esasında çok güzel bir örnektir. Özgen Acar'ın bir yerde o evet. kişisel başarısıdır. Metropolitan Museum'un Türkiye'den bu kaçırılan hazineleri belli bir süre sonra müzede sergilemeye başlaması ve bunu da sergilerken işte sevgili dinleyenimiz, dinleyenimizin bahsettiği gibi hani Ece veya East Greek lafını evet. kullanması. Hiçbir zaman Türkiye veya Anadolu sözcüğünü kullanmıyorlar. Birazcık hani köşeden kıyıdan yani kaçak dövüşüyorlar diyebiliriz. Şimdi önce <laughs> olgularla barışmaya davet ediyoruz herkesi. Bu bilimsel düşüncenin temel kurallarından birisi çünkü. E, sonuçta gerçek değişmeyecektir. Mutlaka. Fakat şu da var. Eğer bir uygarlığa bir döneme insanlar saygı duyuyorlarsa öncelikle e, o eseri e, yapmak için orayı seçen insanların tercihine de e, saygıyla Sayıyorum. yaklaşmak durumundalar. Bu o eseri sevmek değil. Evet. Bu o eseri evet. sevmek <laughs> değil. Efendim, e, ne güzel de sizinle söyleşmek. E, sizin iletmek istedikleriniz var mı şöyle son bir an? Bir tane hani, belki çok minicik Bergama'da gittiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Nasıl bir donanımı var e, gezdirilirken? Bergama'da ne kadar Bergama'da rehber hizmetleri var. Onu bulabiliyorsunuz. Evet. E, müthiş bir akropolü var. Yani yukarı kent olarak adlandırılan. Ben hep onu söylüyorum diyorum ki işte Atina'nın Akropolis çok meşhurdur Yunanistan'daki evet. Atina'nın akropoli deyince hep o aklımıza gelir. Akropoli esasında yukarıdaki kent anlamına gelen evet. bir sözcük. Yalnız bence Akropol sözcüğünü bir kez daha tanımlarken e, Bergama görülsün. Ya yani evet. Bergama Akropolis oluşması için. kavram evet ondan evet. sonra tekrar bir Akropol kavramını tartışabiliriz. Bergama evet. görmek gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bütün bu güzelliklerle Türkiye, Türkiye. Onlar yazsa da yazmasa da biz e, onun nereden gittiğini çok iyi biliyoruz. biz hafızamızda kayıtlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.